Zeus, gökyüzünün tanrısı ve Olimpos'un yöneticisidir. Babası Kronos'u tahtından ettikten sonra tahta kimin sahip olacağına dair kardeşleriyle kura çekmiş ve kazanan Zeus olmuştur. Böylece gökyüzüyle yağmurların tanrısı, tanrıların mutlak yöneticisi konumuna geçmiştir. Silahı, onu hoşnutsuz edenlere ve özellikle yalancılarla yemin bozanlara fırlattığı bir yıldırımdır. Hera ile evli olmasına karşın çok fazla ilişkisi olmasıyla ünlü Zeus, sık sık karısının sabrını zorlamaktadır. Evrenin tanrısı, gökyüzünün ve dünyanın yöneticisi Zeus, Yunanlar tarafından gökyüzünde gerçekleşen doğal olayların nedeni olarak düşünülmüştür. Doğa kanunlarının kişileştirilmiş hali, tüm tanrı ve insanların babasıdır. Kalkanı Aegis'i kullanarak Zeus, hava ve gökyüzüyle alakalı tüm doğal olayları yaratabilirdi. Fırtınalar, yağmurlar ve koyu karanlık. Onun emri altında büyük şimşekler parlar ve yıldırımlar düşerdi. Ve gökyüzü yaşam veren suyunu yağdırırdı. Doğal olayların kişiye bürünmüş hali olduğu gibi, aynı zamanda değişmeyen doğal ve ruhani dünyanın kurallarını da sembolize etmiştir. Değişen mevsimler, gece ve gündüz gibi belirli zamanların tanrısıdır. Sonsuzluk ve zamanın tanrısı olan babası Kronos'un aksine. Yönetici ve soylu gücün sahibi olarak onun yönetimine bağlı olan kralların arkadaşı olmuş, onları kollamış ve danışmanları olmuştur. Aynı zamanda insanların koruyucusu olarak tüm toplumun refahını sağlamıştır. Tanrıların babası olarak Zeus, tüm tanrıların kendi görevini yerine getirmesini sağlamış ve kötülük yapanlarını cezalandırmıştır. İnsanların babası olarak da ölümlülerin yaptıklarına özel bir ilgi beslemiştir. Onları özenle izlemiş, doğruluğu, cömertliği ve adilliği ödüllendirmiştir. En fakir ve en perişan gezgin bile Zeus'u bir koruyucu olarak benimsemiştir.